İçerinet ekranlarından iyi akşamlar sayın seyirciler. Bir Vakti Saat programı ile daha karşınızdayız. Bugün her hafta olduğu gibi çok değerli bir konusunda uzman arkadaşım, meslektaşım sizinle. Kendisi endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı sayın Deniz Gökalp. Hoş geldiniz hocam. Hoş nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz sağ olun. Siz de iyisiniz. Çok sağ olun. Çok yoğunsunuz. Sayınız az tabii endokrinoloji ve metabolizma uzmanı. Yoğunluk da o yüzden fazla oluyor. Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Teşekkür ederim. Bugün tabii hocamın ilgilendiği birçok endokrinolojik ve metabolizma hastalıkları var. Fakat çok yaygın ve bütün vücudu çok olumsuz yönde etkileyen hepimizin bildiği şeker hastalığı diyabetes mellitus ile kendisinden değerli görüşlerini alacağız. Şimdi hocam diyabet diye başladık. Diyabet hastalığı nedir? Herkes adını duymuştur ama uzmanından bir tanımlamasını alırsak çok sevinirim. Tabii ki. Şimdi diyabet halkın şeker hastası olarak bildiği bir hastalık. Kompleks bir hastalık. Biraz önce söylediğiniz vücudun bütün organlarını etkiler ve çok ciddi anlamda iş yükü ve mali kayba neden olan bir hastalık. Aynı zamanda ortalama yaşam süresini de azaltan bir hastalık. Fakat halkın şöyle bir yanlış inanışı var. Şeker hastalığı ani ölümler, tabii ani kalp ölümüne neden olmasına rağmen uzun vadede süründüren bir hastalık olduğu için şeker hastalarının işte ne olacak ki 400 olsa ne olur, 500 olsa ne olur kan şekerinin şeklindeki ifadelerinden dolayı uzun vadede ciddi göz, böbrek ve nöropati dediğimiz sinir problemleri karşımıza geliyor. Dolayısıyla uzun vadede bütün organlarda ciddi hasar bıraktığından dolayı biz hastaları kısa vadede ne kadar uyarsak bile çoğu hastada iş işten geçmiş olabiliyor. O anlamda öncesinde ciddi önlemler alınması gereken bir hastalık. Diyabet hastalığı tabii şeker yüksekliği diye biliniyor ama o şeker nerelere gidiyor? Damarlarda, sinirlerde birçok şeye olumsuzluklara neden oluyor. Ben de kardiyoloji uzmanı olduğum için çok aslında kardeş hastalıklar, şeker hastalığı eşittir kalp damar hastalıkları gibi bir deyim de vardı zaten kesinlikle aramızda. Şimdi şeker hastalığı az önce cümleniz içinde fark edilmiyor, ilerleyen dönemde saptanabiliyor deniliyor. Tabii. Bu erken dönemde saptanabilmesi için neler olması lazım? Tanıları nasıl konuluyor? Bizim kalp damar hastalıkları gibi belli bir yaştan sonra veya gençlerde de olabiliyor, onlara gireceksiniz. Hangi aralıklarla şekerlere bakılmalı? Hangi durumlarda hangi testler yapılabiliyor? Şimdi şeker hastalığı tabii vücutta insülin çoğu zaman var ve rezistan dedim. İnsülin direncinden dolayı etki edememesi sonucu ortaya çıkabiliyor. Bu tip 2 diyabette karşımıza çıkabiliyor. Tip 1 diyabette dediğimiz genç yaşlarda, daha çok çocukluk yaşlarında fakat her yaş aralığında görülebilen bir hastalık. Otoimmün dediğimiz vücudun bağışıklık sisteminin bozukluğu sonucu oluşan bir şeker hastalığı ve mutlak surette insülin kullanmaları gereken bir hastalık. Gebelerde gördüğümüz gebelik diyabeti diye ifade ettiğimiz özellikle gebelik döneminde olup doğumla beraber kaybolan bir hastalık. Bir de özel spesifik tipler dediğimiz bazı genetik hastalıklarda karşımıza çıkan şeker hastalığı olmak üzere 4 tipe ayrılıyor. 4 çeşit şeker hastalığı olarak ifade ediliyor. Şimdi insülin var, etki edemiyor bu tip 2 diyabette. Bazen de insülin salınımı bozuluyor pankreasta. Dolayısıyla fonda da pankreas bir organ olarak fonda olmasının nedeni de o. Aslında insülin hormonu pankreastan salgılanıyor. Fakat illaki bütün şeker hastalıklarında insülin yetersizliği söz konusu değil. Bazen insülin çok yüksektir ama yine de etki edemiyordur işte tip 2 diyabet dediğimiz. Dolayısıyla biraz önce söylediğiniz konuya geleyim tekrar. Şeker hastalarının 3'te 1'i şeker hastası olduğunun farkında değil maalesef ki. Yani bu rutin olarak belirtiler, çok su içme, sık idrara çıkma, kilo kaybı, onun dışında yaraların geç iyileşmesi, kadınlarda vajinal enfeksiyonlar gibi karşımıza gelebilirken belirtilerle, bazen de herhangi bir belirti vermeden safra kesici ameliyatı olacakken anestezi tarafından fark ediliyor ya da size anjiyo nedeniyle başvurmuşken siz hastayı tetkik ederken sende şeker hastalığı var diye tespit edebiliyorsunuz. Yani hastaların 3'te 1'i tesadüfen fark edilip çoğu zaten farkında olmayan hasta olarak karşımıza geliyor. Dolayısıyla kan şekerinin ölçümüyle tanı koymamız gerekecek. Evet. İlk çok önemli. Neredeyse hangi hekime gitse,
hangi branştan olursa olsun bir kan tahlili istediğinde kesinlikle neredeyse şekere bakılıyor. Kesinlikle. Oradaki bir hafifçe yükselme bile çok şey ifade edebiliyor değil mi gelecek kesinlikle adına? Bu kan değerleri nedir hocam? Şimdi eskiden 140 miligram olarak ifade edilirdi açlık kan şekeri. Günümüzde Dünya Sağlık Örgütü bunu 126'ya çekti. Çok ihtimaldir ki önümüzdeki yıllarda bunu belki 110'a çekebilirler. Yani tabi bu Dünya Diyabet Federasyonu'nun ve ortak çalışmaların sonucunda karşımıza çıkacak bir sonuç ama kan şekeri açlık 126 miligramın üzerindeyse ve bir kez daha bunu teyit edersek şeker hastalığı tanısı koyabiliyoruz. Diyelim ki rastgele, hani açlık şekerimiz yok, rastgele kan şekerine baktık. Eğer ki kan şekerimiz 140'ın üzerindeyse bu bir problem diyoruz. Gizli şeker dediğimiz ya da bozulmuş glukoz toleransı diye ifade ettiğimiz tabir. 200'ün üzerindeyse tokluk, açlık ya da rastgele bu zaten diyabet olarak ifade ediliyor. Açlıkta sağlıklı diyebilmemiz için bir kişinin kan şekerinin 100'ün altında olması gerekiyor. 100 ile 126 arasındaysa buna bozulmuş açlık glukozu. Özetleyeyim, 100'ün altındaysa açlık kan şekeri, tokluk ikinci saatte de 140'ın altındaysa bu sağlıklı bir birey. Açlık 100 ile 126 arasındaysa biz halk arasında gizli şekerin var diye ifade ettikleri klinik tablo. 140 ile 200'ün arasındaysa tokluk şekerimiz, buna da bozulmuş şeker toleransı dediğimiz yine gizli şeker diye ifade ettiğimiz tabir olarak ifade ediyoruz. Evet. Şimdi az önce diyabet çeşitlerini anlattınız. Tip 1 diyabette işte insülin diyorsunuz. Ne için önemli? İnsülin şekeri hücrenin içine sokan molekül, hormon. Evet. Hormon. Bu hormonun yokluğu olup da etki edememesi birçok şey var. Gebelerle ilgili bu şeker hastalığıyla ilgili çok tartışmalar da oldu. Onunla ilgili işte testler olsun, yapılsın yapılmasın bir ara özellikle şu Covid dönemi öncesinde şimdi gündem değişti ama çok fazla tartışmalar oluyordu. Bunlarla ilgili görüşünüzü alabilir miyiz? Şimdi gebelikteki şeker hastalığı genelde 24. haftadan sonra ortaya çıkıyor ve biraz önce ifade ettiğimiz gibi kendi kliniği olmayan bir durum bu. Yani hani ben de acaba gebelik şekeri var mı, şu belirtiden dolayı şüpheleniyorum şeklinde bir klinik tablo görülmüyor. Dolayısıyla bizim bunu araştırıp ortaya koymamız gerekiyor. Bu nedenle de provoke edeceğimiz testlerimiz oluyor. Nedir bu? Şeker yüklemesi diye tabir ettiğimiz şeker yüklemesi veya rastgele tokluk şekeri, bir saat sonra baktığımız şeker değeri diye. Bunu diyetisyenler, namı değer önemli bir diyetisyenimiz var biliyorsunuz. Böyle diyetisyenlikten çok her şeyle uğraşan. Evet. Zararlı olduğunu, hastaların ya da gebelerin bu kadar 75 gram glukoz almaları durumunda bebeğin çok ciddi strese girebileceğini ya da tehlikeli olabileceğini ifade etmişlerdi. Ama Dünya Sağlık Örgütü'nün tabii bu konuda ciddi çalışmaları var ve bu konuda da yanılmıyorsam bir ceza aldı. Dolayısıyla 75 gram glukozla şeker taraması yapmak, iki dilim baklava yemek ya da gidip bir Adana kebap yemek veya bir İskender yemekle eşdeğer. Dolayısıyla gebeler bu tür yemekleri de yediklerine göre bebeğin öyle bir şeker yüksekliğine maruziyeti ya da toksik etkisi dediğimiz zararlı bir durumu söz konusu değil. Evet, az önce de konuşmanızın başında söylemiştiniz. Şekerin sıkıntısı uzun dönem sessiz, yüksek gitmesine rağmen semptom oluşturmayıp vücutta zarar vermesi. Bu gebelikte de hani tek bir testle, iki baklava yemekle bebeğe bir şey olma ihtimali çok düşük zaten. Kesinlikle, bununla aynen ilgili dediğiniz gibi o hanımefendi bir ayda doktorluktan atılmıştı. O evet, da çok acı oldu. Ama uzun dönemde gebelik boyunca işte 6 aydan sonra özellikle beklenen gestasyonel diyabette ne olur yüksek giderse çocuğa ne gibi zararları oluyor? Şimdi gebelik diyabetinin çocuk üzerinde bir kere polihidramnioz dediğimiz suyunun fazla olması, fazla kilo alması, gebelikten sonra doğumla beraber hipoglisemi dediğimiz ciddi şeker düşüklükleri, hipokalsemi, doğumun zorlu olması, doğumda distorsiyon dediğimiz yani baş yerine makat geliş vesaire gibi çeşitli doğum anomalilerine neden olabilecek doğum zorlamaları. Bazen de erken dönemde eğer görülürse tabii gebelikteki şeker hastalığından çok gebe şeker hastası olan birinin gebe kalması durumunda da çok ciddi nöral tüp defektleri şeklinde karşımıza çıkabiliyor. Değil mi? Nöral yani sinir sistemiyle ilgili evet, gelişim bozuklukları tabii çocuklarda çok kalıcı. Hayat boyu hem yavrucağı hem de aileyi
çok zor durumlara sokan bir klinik. O yüzden lütfen bu gebelikte eğer oral glukoz tolerans testi öneriliyorsa buna dikkate almakta fayda var. Bir sorumuz var ama hocam izninizle. Sayın Nesrin Esen Attekin soruyor. İyi yayınlar diliyor ilk başta. Tip 1 diyabetli. Geçtiğimiz ay zatürre aşısı oldum. Bu süreçte tip 1 diyabetlerin grip aşısı olması gerektiği konusunda farklı yaklaşımlar var. Sizin bu konudaki önerilerinizi bekliyorlar. Teşekkür ediyorlar. Tabii biz bu konuyu herhalde programın sonlarına doğru ifade edecektik ama hani sormuşken söyleyelim. Şimdi diyabetik hastalar kan şekerlerinin yüksekliği nedeniyle bağışıklık sistemleri baskılanmış hastalar olarak ifade ediyoruz biz. Yani kan şekeri 160-170 mg'ın üzerine çıkınca nötrofilleri dediğimiz bizim beyaz kan hücrelerimiz, savaşan hücrelerimizin çoğunun fonksiyonlarını yerine getiremediğini biliyoruz. Dolayısıyla da herhangi bir mikroorganizma ile bir bakteri olabilir, bir virüs olabilir ile karşılaştığında bu savunma sistemlerimiz, aynı zamanda interleukinler, enflamasyon markerları dediğimiz birçok aracı rol oynayan bağışıklık sistemimizdeki bazı etkenler devre dışı kalmış oluyor. Dolayısıyla bu tür bir durumda biz enfeksiyonlara açık hale gelmiş oluyoruz. Biz bu nedenle tip 1 diyabetik hastalarda, tip 2 diyabetik hastalarda, özellikle kan şeker regülasyonu sağlanamamış hastalarda, hipertansiyonun da eşlik ettiği, kalp hastalığının da eşlik ettiği hastalarda mutlak surette grip, bal enfeksiyon açısından grip aşısını da öneriyoruz. Aynı zamanda pnömokok aşılarını da öneriyoruz. Niye öneriyoruz? Çünkü bu iki aşı, şöyle halk arasında yanlış bir inanış var, COVID'den korumuyor. Ama COVID'e bağlı sekonder enfeksiyonlar veya ölümcül olan hastalıkları açısından önleyici bir rol oynuyor. Dolayısıyla bir hasta COVID ama aynı zamanda bir influenza, yani grip geçirdiği zaman çok ağır ve ölümcül bir hastalık geçirebiliyor. Veya bir COVID geçiren bir hasta üzerine bir de zatürre dediğimiz pnömokok enfeksiyonu geçirdiği zaman daha ciddi ölümcül nedenler, sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla biz bir nevi hastaları bir COVID'e karşı koruyamıyoruz, tamam anladık, ama influenza dediğimiz gribe ve pnömokok dediğimiz zatürreye karşı korumayı hedefliyoruz bu aşılarla. Değil mi? Yani COVID'e yakalanırsak o ilk yumruğu indirir, ikinci de daha ağır bir şeyler yemeyelim diye bu pnömokok ve zatürre aşısı öneriliyor. Tabii hep böyle birçok sizin gibi uzman arkadaşımla konuşuyorum. Herkesin iki tane, her hastalık grubunda İki tane sorunlu yaptıkları tedavileri olumsuz etkileyen şey var. Biri kontrolsüz diyabet, diğeri de sigara. Bu şekerin işte sessiz de olsa yüksek gitmesi gerçekten o yönden çok tehlikeli. Diyabet hastaları için önereceğiniz genel günlük aktiviteler, diyet açısından önerileriniz neler hocam? Şimdi tabii bu COVID nedeniyle uzun vadede evde kalmalarımız oldu. Dolayısıyla evde kalınca ne yapıyor hastalarımız? Çoğu zaman egzersiz yapamıyorlar, çoğu zaman diyet yapamıyorlar. En önemli problemlerimiz bunlar. Dolayısıyla biz diyet programlarını bozmamalarını öneriyoruz. Motivasyonlarını sağlamalarını, yani daha doğrusu motivasyonu bozmadan sağlıklı bir diyet. Çünkü stresle beraber çok yeme yiyorlar. Davranışsal bozukluklar ortaya çıkabiliyor. Sıkılıyor, ne yapabilirim diyor. Hocam işte pasta yaptım, evde lahmacun yapmak istedim, evde pide yapıyoruz gibi çeşitli aşçılık hünerleri ortaya çıkmaya başladı. Tabii bu bizim için kötü bir sınav oldu, bu eve kapanmalar. Bir diğeri, egzersiz yapmıyoruz. Egzersiz yapmıyoruz. Niye yapmıyorsunuz diyoruz hastalarımıza. İşte dışarı çıkamıyorum, bahçede korona bulaşır diye, tabii bunlar bazen bahane şeklinde de ifade edilebiliyor. Dolayısıyla biz diyet programlarını bozmadan, zaten onları ifade ettiğimiz bir diyet programları oluyor çoğu zaman, aynı zamanda günlük egzersizlerini yapmalarını öneriyoruz. Günlük egzersizlerini dışarıda yapmazlarsa bile ev içerisinde buna bir çözüm bulabilirler. Merdiven inip çıkma gibi ya da ev içerisinde dolaşmak gibi. Koridoru bile kullanmak lazım. Yemekten sonra kestirmemek, uyumamak gibi. Ondan sonra illaki oturup yemekten sonra, çünkü ağırlık çöker, metabolizmamızın artışından dolayı uyuma isteği artar. Onu kesinlikle yapmamaları gibi bazı önlemlerle bunun üstesinden gelebileceklerini düşünüyoruz. En önemlisi de günlük almaları gereken su miktarını kesinlikle ihmal etmemeleri gerektiğini ifade ediyoruz sürekli. Evet. Hocam bu tedavide bir sürü biz de hani direkt diyabet tedavisi yapmıyoruz ama diyabetin komplikasyonlarından biri az önce söylediğiniz işte göz, böbrek,
işte sinir tutulumunun yanında kalp damar tıkanıklıkları da çok böyle diyabetes mellitus'un komplikasyonları içinde ve çok şey buna bağlı da maalesef hastalar sinir tutulumunda olduğu için fark etmeden kalp krizleri de geçirebiliyorlar. O kadar tehlikeli. Hastaları gördüğümüzde tedavilerini de görüyoruz, işte insülinleri vesaire. Ama sürekli bir değişim var. Sürekli yeni moleküller bulunuyor. Bununla ilgili tedaviyle ilgili son güncel bilgileri tabii, paylaşabilir misiniz? Tabii ki diyabet çok eski bir hastalık aslında. Çok eski bir hastalık ama şöyle bir hastalık. Diyabet eskiden sadece pankreastan insülin salgılanmıyor diye ifade edilen bir hastalıkken günümüzde şeytan sekizgeni diye, üçgen değil de sekizgeni diye birçok organın etki ettiği, karaciğerin, yağ dokusunun, kas dokusunun, beynin, böbreklerin, pankreasın birçok organın etki ettiği bir hastalık olarak ifade ediliyor. Nedir bu? İnsülin direncinin ön planda olduğu bir hastalık olması nedeniyle ve kronik ve sık görülen bir hastalık. Yani diyabet şu an dünyada %10 civarında görülen bir hastalık ki bizim Türkiye'deki toplumda 20 yaş üzerinde ortalama %15 ama son verilerle 20'ye kadar yükselebilecek bir hastalık. Siz zaten kardiyoloji uzmanı olarak görüyorsunuzdur. Size gelen hastaların en az %30'unda, yani üçte birinde belki de daha fazlasında diyabet görüyorsunuzdur. Kesinlikle. Dolayısıyla bu kadar sık görülen bir hastalıkla baş etmek için her gün ilaç firmalarının ya da bilim adamlarının yeni ürettikleri ilaçlar oluyor. Farklı bir yoldan ya da farklı bir patolojiyi etki eden. Yani eskiden metformin, pioglitazon işte insülin direncini kırsın diye vardı. Sülfonürler pankreastan insülin salgılatsın diye vardı. Akarboz gibi bağırsaklardan glukoz emilimini bozan ilaçlarımız vardı ama günümüzde DPP-4 dediğimiz bu GLP-1 analogları dediğimiz GLP-1 üzerinden etki eden yeni ilaçlarımız, sizinle de güncel olması itibariyle SGLT2 dediğimiz böbrek yoluyla hem şekeri hem de suyu atan ve kalp yetmezliğinden ve kalbe bağlı ölümlerden koruyucu özellikleri olan yeni ilaç gruplarında olması nedeniyle her geçen gün elimize yeni seçenekler sunulur. Dolayısıyla diyabet tek başına bir ilaçla tedavi edilen bir hastalık olmaktan çıkıp birçok farklı mekanizmayla etki eden ilaçların bir araya gelmesiyle tabiri caizse Voltran'la bu şeker hastalığıyla mücadele etme yoluna giden bir hastalık oldu. Tabii bunların arasında en önemli ilaç maalesef hala insülin. Tabii maalesef diyorum ama hastalar açısından maalesef. Hastalar insülin kullanmayı sevmiyorlar. İnsülinin sanki cezalandırıcı bir tedavi modalitesi olarak görüyorlar. Fakat insülini 1921 yılında bulan bilim adamı Dünya Nobel Ödülü kazandı. Evet. Çünkü insülin bulunmadan önce diyabete bağlı çok ciddi ölümler vardı. Fakat günümüzde doğru kullandığımız durumlarda çok ciddi hayat kurtarıcı özellikleri var insülinin. Hem tip 1 diyabet hem tip 2 diyabet açısından. O yüzden her geçen gün yeni ilaçlarımız piyasaya çıkmakta. Özellikle üzerinde durmam gereken bir konu da belki GLP-1 analogları. Enjeksiyon olarak kullandığımız Exenatide, Byetta ya da Saxenda halkın obezite açısından kullandıkları ilaç grupları. Bunlar da iştah merkezini baskılayıp aynı zamanda insülin salgılamasını arttırıp hastaları çok ciddi kilolar verdiren ilaç grupları. Dolayısıyla 40-50 kiloya kadar kilo kaybeden hastalarımız var. Yani bir metabolik cerrahi ya da obezite cerrahisiyle bile bu başarıya bazen ulaşılamayabiliyor. Evet. Bu anlamda da yeni ilaçlar hastaların hizmetinde gayet sağlıklı. Şimdi tabii hastalık yoktur, hasta vardır. Hasta geldiğinde hangisi uygunsa hocam en uygun tedaviyi veriyor. Ama bizim hastalar olarak üstümüze düşen şey düzenli diyetimize dikkat edip spor yapmak değil mi? Az önce söylediğiniz kilo kaybettirmek diyabette gerçekten tedavi başarısı açısından çok önemli. Biz kardiyologlar için de hipertansiyon tedavisi ve kalp damar hastalıklarından korunmada gerçekten obeziteyi engelleyici düzenli Akdeniz tipi diyet artı spor çok fazla öneriliyor. Peki hocam az önce de söyledik kardeş branşlar kardiyoloji, endokrinoloji. Bir şeker hastasına hangi sıklıkta kardiyoloji muayenesi öneriyorsunuz? Çünkü sessiz kalp krizi geçiriyor, farkında olmuyor bu hastalar. Başına böyle şeyler gelmeden bu işi yakalayabilmek için nasıl öneriniz olur?
Şimdi aslında belirli bir yaş grubundan sonra, özellikle 30-40 yaş grubundan sonraki bütün şeker hastalarında nasıl ki diyabet kontrolü varsa kardiyak kontrolünün de yapılması gerekiyor. Biraz önce ifade ettiğiniz şeker hastalığının en sık ölüm nedenleri maalesef ki kardiyak hastalıklar, yani kalp evet. hastalığına bağlı ölümler. Ve biraz önce ifade ettiğiniz sessiz ölümler, sessiz kardiyak ölümler, nöropati nedeniyle normal bir bireyin geçirmiş olduğu kalp krizi sonrası hissettiği ağır göğüs ağrısı ve baskı hissini nöropati nedeniyle sinir uçlarının yeterince duyarlı olmaması nedeniyle hissedemiyorlar. Dolayısıyla bu da beraberinde gece uykuda ölümleri ve sabaha karşı kalp krizi geçirse bile bir nefes darlığım oldu, kendini ifade edemedi şeklinde ani ölümler olarak ifade ediliyor. Eğer ki ağrı duyusunu kaybetmezse belki gece yarısı uykudan uyanacak, göğsüm ağrıyor diyecek, belki size daha erken ulaşacak. Bu anlamda bizim bu hastaları da taramamız ve yakalamamız gerekiyor. Size daha gelmeden belki bize bu konuda daha fazla iş düşüyor. O yüzden kural olarak belirli bir yaş grubundaki hastalarda, hele ki sigara içiyorsa, kolesterol değerleri de, LDL değerleri de yüksekse, kesinlikle biz kendi açımızdan bir EKG'sini isteyip gerekirse iskemik kalp hastalığı açısından sizinle görüşmelerini sağlıyoruz ve bu anlamda da bizim yakaladığımız çok ciddi hasta grupları oluyor ve biz kardiyolojiyi bir şekilde yönlendiriyoruz. Biraz önce söylediğiniz zaten hasta yoktur, hasta vardır. Şeker hastalığıyla kalp hastalığı böyle karşınıza gelip de benim şu hastalığım var şeklinde gelen hastalıklar değil. Evet. Sizin düşünüp, araştırıp, yakalayıp bir şekilde tedavisine yönlendirmeniz gereken hastalık grupları. Değil mi? Hem tedavi edici hem koruyucu hekimlik açısından belki de biz doktorların en çok dikkat etmesi gereken grup şeker hastaları. Hep sessiz kalp krizleri, sessiz iskemi, hep bunlarla ilgili konuşuyoruz. Yani diyabeti olan hastaların Sayın Hocam da söylediği gibi 35 yaşından sonra özellikle yılda bir kez kardiyak muayene olması çok çok önemli. Çünkü göğüs ağrısı da olmadığı için kendilerine yakıştıramayabiliyorlar. Ama dediğiniz gibi şeker hastalarında en çok özellikle tip 2 diyabetin ve yaygın olan bu en sık ölüm nedeni kalp damar hastalıkları. Aslında kalp damar hastalıkları dünyada da en sık ölüm nedeni. Felçleri vesaire hepsi de içine kalıyor. Diyabette 4 kat daha fazla normal bireyleri, kadınlarda bir de ölüm riskleri, erkeklerde de yine 3-4 kat fazla. Dolayısıyla biraz önce ifade ettiğiniz zaten diyabet eşittir kalp hastalığı olarak ifade ediliyor. Ne demek bu? Bir kişi bir kez kalp krizi geçirirse ikinci bir kalp krizi geçirme olasılığı topluma göre 4-5 kat artıyor. Artı daha ölümcül seyrediyor. Diyabet hastası demek bir kez kalp krizi geçirmiş hastayla eşdeğerdir aslında. Değil mi? O anlama geliyor. Diyabet eşittir koroner kalp hastalığı eşdeğeri diye ifade edilen. O açıdan da zaten biraz uyanık olmamız gerekiyor. Evet hocam. Benim de daha önce yazılarım çıkmıştı bununla ilgili. Covid çok önemli. Gerçekten çok çabuk bulaşıyor. Ama halen en önemli şey kalp damar hastalıkları dünyada deyip Covid'e geçmek istiyorum. Çünkü gündem çok fazla. Gerçekten herkesi yakalayabiliyor. Bu ikinci dalgada yaş grubu değişti, bir profil değişti. Hala bilemediğimiz bir hastalık, daha da uzun yıllar belki çözemeyeceğimiz şeyler olacak. Diyabetik hastalarda özellikle COVID enfeksiyonu ile ilgili önerileriniz neler olacak? Şimdi diyabet yaşla beraber sıklığı artan bir hastalık. 20'li 30'lu yaşlarda tip 2 diyabet görülme oranı %4-5'lerdeyken bu 50 yaşın üzerine çıktığınızda %20'nin üzerine çıkıyor. 60-70 yaşlarında %30-40, yani neredeyse 2 kişiden biri diyabet oluyor. Şimdi COVID tamam normal bir viral enfeksiyon gibi görünüyor. Fakat insanlığın bu kadar çok üzerinde durması ya da bu kadar problem yaratmasının nedeni bazı hastalarda çok ciddi ölümcül seyrediyor olması. Yani çok basit geçirenler de var. Asemptomatik ya dediğimiz herhangi bir semptom göstermeden normal bir grip gibi geçiren hastalarımız varken bir bakıyorsunuz çok ciddi hiç beklenmeyen bir ölümle de karşımıza çıkabiliyor. Dolayısıyla bu COVID enfeksiyonlarında bağımsız risk faktörlerini sınıflandırırlarken bunlardan birisi işte kardiyak hastalıkları, kalp hastalıkları, hipertansiyon, yaşlılık ve en önemlilerinden bir tanesi de diyabet. Bağımsız bir risk faktörü. Ne demek bu? Bakılmış ki çeşitli araştırmalar var. Üstelik Çin'de yapılan bir araştırmada ölümcül olan hasta gruplarında diyabetin sıklığına bakmışlar. Diyabetik olan hastalarda COVID'den ölüm 7 kat fazla, 7.3 civarında, yani 7-8 kat civarında daha fazla. Yani siz diyabetliyseniz ve yaşlıysanız
ölüm riskini 8 kat artıyor. Bu çok ciddi bir oran yani. Hele beraberinde hipertansiyon varsa, sigara içiyorsanız ve kalp hastalığınız da varsa bu risk katlanarak artmış olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla ne yapmamız gerekiyor? Tabii şeker hastasıyız, artık bunu değiştirecek bir durumumuz olmadığına göre en azından şeker hastalığımızı biraz önce ifade ettiğim gibi bağışıklık sistemine aktif rol oynayacak şekilde normal kan şekeri düzeyinde tutmamız gerekiyor. Onun dışında önlemlerimizi bu anlamda alıp kan şekerimizi normal hale getirip risk oranımızı biraz azaltmamız gerekiyor. Yaş bağımsız bir faktör, değiştiremiyoruz. Hastalıklarımızı değiştiremiyoruz. Bari tansiyonumuzu kontrol altına alacağız. Sigara içiyorsak sigarayı bırakacağız. Ve diyabetimizi de normal kan şeker seviyelerine getirmemiz gerekecek. Hocam çok değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. En son eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şey varsa. Özellikle tabii konumuz COVID ile ilgili, biraz önce ifade etmiştik. Diyabet hastalarının özellikle COVID'den korunurken normal bireyler gibi korunmaları, fakat iki kat daha fazla dikkat etmeleri, çünkü onların bu konuda daha hassas olduklarını bilmeleri gerekiyor. İkincisi, bağışıklık sistemini güçlendirici vitamin, D vitamini ya da ilaç kullanalım mı gibi çok ciddi sorular geliyor. D vitamini koruyucu özelliği var, fakat bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış değil. Fakat toplumda D vitamininin belli bir seviyede olması ve eksiğin yerine konulmasını zaten biz endokrinolog olarak tercih ediyoruz ve bunu bir şekilde hastalara ifade ediyoruz. Kan şekerinin regüle olması, çünkü bu COVID döneminde hastaneye gelmeyip evde oturduklarında hem diyet hem egzersiz yapmamaları hem de ilaçların ihmal etmeleri nedeniyle çok ciddi kan şekeri yüksekliğine maruz kalabiliyorlar. Bunları bir şekilde evde de şeker kontrollerini yaparaktan bir düzene koyabileceklerini bilmelerini, gerekirse de telefonla, iletişimle, hekimleriyle gerekli iletişim bağlarını kurmalarını öneriyoruz. Onun dışında sağlıklı günler diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Evet sayın izleyiciler, bugün sayın endokrinoloji ve metabolizma uzmanı sayın Deniz Gökalp hocamızdan bilgiler aldık. Kendisiyle burada istişare etmekten çok memnun oldum. Çünkü şeker hastalığı kalp damar hastalıklarıyla çok yakın kardeş hastalık. Şekeri olanlarda kalp damar hastalığı çok fazla oluyor ve sinir tutulumda olduğu için farkında olmadan kalp krizi geçirebiliyorlar. Şeker hastalarının düzenli kalp muayenesi olmaları o yüzden çok da önemli. Hafta yine çok değerli bir konuğumuzla karşınızda olacağız. Kalbimizin birlikte atmaya devam etmesi dileğiyle iyi akşamlar diliyorum.